Dereotlu poğaçalarım fırından çıktı. Üzerlerini bıçakla kesmiştim. Bakın ne kadar güzel açıldılar. Size de öneriyorum. Eğer bu güzel poğaçalarımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar. Servet'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu, zeytinyağlı poğaça yapıyorum. İçerisinde katı yağ yok. Çok sağlıklı ve besleyici. Poğaçamızın şimdi yapım aşaması. İyi seyirler diliyorum. 3 yumurta beyazı, 1 yumurta sarısını önce çırpıyorum. 1 su bardağı zeytinyağı yumurta 3 yumurta akımının içerisine çırpmış olduğumun yavaş yavaş yağımı yediriyorum. Bu sağlıklı poğaça oluyor. İçerisinde katı yağ yok. Bir su bardağı yoğurdum. Kendi yapmış olduğum yoğurt. Probiyoti yüksek olduğu için poğaçamızı çok güzel kabartıyor. Yoğurdumu da iyice içinde yok olana kadar karıştırıyorum. Şimdi unumu ilave etmeye başlıyorum. Sıvılarımı karıştırdım. 1 su bardağı unumu bıraktım. 2 su bardağı unum. Şimdi 3. su bardağı unumu ilave ettim. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle bir tatlı kaşığı. 1 paket kabartma tozum var. Şimdi şöyle iyice bir karıştıralım unu. Artık bu aşamada ben elimle yoğuracağım. Bir demet dereotumu yıkadım. Daha sonra güzelce kuruttum. Bu kısmı arkadaşlar çok önemli. Mutlaka dereotunuzu kurutun. Kuruttuktan sonra biraz irice doğrayın. İçerisinde kaybolmasın poğaçamızın. Son aşamada doğramış olduğumuz dereotumuzu ilave edeceğiz. Şimdi 4. su bardağı unumu ilave ediyorum. Bu aşamada 1 çay kaşığı, bakın tam 1 çay kaşığı karbonat. Şöyle bırakıyorum. Üzerine 5-6 damla limon. Çekirdeklerini alayım. Bakın nasıl kabardı. Yaklaş. İlave ettim üzerine. Çekirdeklerini alıyorum. Bu şekilde 1 çay kaşığı karbonat. Şimdi hepsini artık elimle bir güzel yoğuracağım. Ben un ölçüsünü veriyorum fakat unun kalitesine göre unda değişkenlik yapabiliyor. Açıklamalar bölümünde lütfen okuyunuz. Tam ölçüyü orada yazıyorum. Arkadaşlar bakın kıvam bu şekilde. Şöyle göstereyim bir önce. 4 su bardağı tam kıvam oluyor. Harika bir kıvam oldu bakın. Şimdi bu aşamada artık şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bir demet dereotumu ilave ediyorum. İçerisine peynir koymuyorum. Peynirsiz dereotlu. Şahane bir lezzet oluyor. Dereotunu iyice yoğuruyorum poğaçamla birlikte. Her noktasını homojen bir şekilde dağılması için. Arkadaşlar bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde.
Şahane bir hamur oldu. Şimdi bunu 1 saat buzdolabında bekletirseniz bu çok daha güzel verimli sonuç alabilirsiniz. Fakat ben vaktim yok, bekletmiyorum bugün. Şöyle yuvarlak toplar yapıyoruz ceviz büyüklüğünde. Şöyle bırakıyorum. Şekilde büyük küçük mandalina, büyük ceviz. Bu şekilde toplarımızı hazırlıyoruz. Buraya bırakıyoruz. Ayırmış olduğum yumurta sarılarını önce güzelce bir çırpıyorum şu şekilde. Daha sonra üzerlerini sürüyorum. Vermiş olduğum ölçüden 20 adet poğaçam çıktı. Poğaçalarımı yumurta sarısını sürdükten sonra şöyle bir kesiyorum ortalarında. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğumuz yerleri çok az çörek otu bırakıyoruz. Bu şekilde. Çörek otlarını bırakıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına gidiyor üzerleri kızarana kadar. 180 derece fırında dereotlu poğaçalarım pişmeye gidiyor. Dereotlu poğaçalarım fırından çıktı. Üzerlerini bıçakla kesmiştim. Bakın ne kadar güzel açıldılar. Size de öneriyorum. Eğer bu güzel poğaçalarımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Zeytinyağlı dereotlu poğaçam pişti, soğudu. Şöyle size bir tane gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel pişti. Ben bıçakla kestim bilerek. Ortası bu şekilde açılmasını istiyordum. Dereotu. İçindeki şu güzelliğe bakar mısınız? Size şöyle göstereyim. Bakın ne kadar güzel kabardı. Hem kabardı hem aynı zamanda kıyır kıyır. Sizin için yiyorum, muhteşem. Dereotu ile bu muhteşem bir lezzet olmuş. Bu tarifimi hepinize öneriyorum. Afiyet olsun. Bakın şu güzelliği. Ne kadar güzel pişti. İçi çok güzel kabardı. Çünkü limon karbonatın üzerine limon sıktığınız zaman bu güzellikte hem kıyır kıyır olur poğaçanız hem de güzel kabarır. Bakın arkadaşlar şu güzelliği. Bu tarifimi hepinize öneriyorum. Şahane bir tarif. Afiyet olsun.